Evlenme teklifi edeceğim. Aşkım. Berkay bana kışkırtma yapmıyor musun? Bana evlilik teklifi etti. Berkay dur ya. Dur Berkay ya. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkay Juan. Bugün sizlere birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu video benim için gerçekten çok önemli bir video. Yani hayatımda ilk defa yaşadığım bir duygu, hayatımda ilk defa yapacağım bir şey ve hani derler ya insan bir kere aşık olur ve buna gerçekten inanın insan gerçekten bir kere aşık oluyor. Ve ben de aşık olduğum o kadına bu videoda sizler karşısında evlenme teklifi edeceğim. Allah'ım çok heyecanlıyım. İlk defa edeceğim. Yani hayatım boyunca ilk defa evlenme teklifi edeceğim. Ve bu yani bu raddeye gelene kadar hiç bu kadar böyle heyecanlı olacağını düşünmemiştim. Heyecanını şu anda yaşıyorum. Öncelikle sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Beste benim hayatıma çok zor bir dönemde denk geldi. Yani kısaca sizden bunu bahsetmek istiyorum. Çünkü psikolojik olaraktan çok kötü olduğum bir dönemde tanıştım ben Beste ile bir arkadaş ortamında. Ve ondan sonra birazcık böyle bir arada konuşup konuşmamazlığımız oldu. Bunu tabii ki de nasıl tanıştığımızı, nasıl şey olduğunu daha sonradan sizlere başka bir videoda anlatmak isterim. Öncelikle şöyle ya, evlenme teklifi edeceğim bilmeyenleriniz için. Bu bir teklif, evet veya hayır diyecek, evet. Daha sonrasında nişandı, sözlü, düğündü. Bu böyle ilerleyen bir süreç. Bilmeyenleriniz için söylüyorum, bizi küçük kardeşlerimiz de izliyor. Abi hemen evlendim falan değil yani. Bunun bir sözü var, nişanı var, ailelerin tanışması var. Bu tarz şekilde ilerliyor. Ben her seferinde onu, bakın bunun lafı olsun diye asla söylemiyorum. Her seferinde onu şu şekilde adlandırıyordum. Sen diyordum benim en büyük şansımsın. Sen diyordum benim en büyük şansımsın ya. Bu hayattaki ben yani hani bir şarkı sözü var ya, ettim hep dua, kabul olan tek duamsın. Ha, bu şarkı sözü var ya arkadaşlar, bu gerçek yani. Gerçekten öyle. Ben yani çok zor dönemlerimdeyken çok fazla dua ettim. İbadet ettim, dua ettim. Allah'ıma sığındım. Dedim ki Rabbim dedim benim kalbime göre birini karşıma çıkart. Benim gibi güzel kalpli olsun. Yani ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Lütfen karşıma iyi bir insan çıksın. Güzel kalpli bir insan çıksın. Ve aradığım bütün özellikler sevdiğim kadında var. Ben dedim ki bunu dedim yani hiçbir şekilde uzatmaya 2 sene, 3 sene, 4 sene sevgililik oynamaya gerek yok. Yani bir an önce bence ismini koymalıyız dedim. Ben dedim seni dedim kaybedemem yani. Kendime dedim bunu. Tabii ondan da haberi yok. O da büyük ihtimalle şok olacak. Çünkü bu aralar benden şüpheleniyor. İşte geçen yüzük almaya giderken şimdi sevgiliyken her anını söylüyorsunuz abi. Nereye gittin? Ne yaptın? Kaçta kalktın? Kaçta yattın? Günaydın aşkım, iyi geceler aşkım, cahat cürt. Her şeyini söylüyorsun ve gizli bir iş yapamıyorsun bu durumdayken. Zar zor yani aşkım çok üzülüyorum. Sana son bir haftadır yalan söylüyorum. Yani şey olaraktan bu işleri halletmek için işte mekan organizasyonu, işte yüzüktü, cahat cürttü. Hep yani böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım sana hayatım. İlk ve son yıldım. Çok özür dilerim. Hiç haberin olmadan bence bir ufak şüphelenmiş olabilirsin ama evlenme teklif edeceğimi kesinlikle düşünmüyorsundur bu arada. Kesinlikle öyle bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Şok olacağına da eminim. Dediğim gibi ben çok mutluyum. Verdiğim kararın da sonuna kadar arkasındayım. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Umarım güzel şeyler olur. Umarım benim çocukluktan başladığım bu sosyal medyaya Allah izin verirse sevdiğim kadınla, eşimle, çocuklarımla bir ömür boyu devam ederim. Umarım güzel şeyler olur. Bu arada sizler karşısında da bu şekilde bir konuşma yaptığım için çok duygulanıyorum. Yani size ayrı duygulanıyorum. Sevdiğim kadına evlenme teklifi edeceğim için ayrı duygulanıyorum. Yani çok farklı bir şey yani arkadaşlar. Ben şimdi bunu size... Vallahi bak hani derler ya yaşayınca anlarsınız. Gerçekten yaşayınca anlayacaksınız yani. Bu tamamen öyle bir şey. Umarım hakkımızda her şeyin hayırlısı olur. Bunun da uzun halini biliyorsunuz ki bu kanalda yani anılarımı biriktiriyorum. İçerik üretiyorum. Geçmişte olan videoları daha sonradan da izlemek için içerik üretiyorum ben buraya yani. Hem maddi açıdan hem eğlence açısından. Tabii ki bunu saklamaya gerek yok arkadaşlar. Yani burada bir şeyler yapıyorsanız tabii ki de sevginin yanında karşılığını da almanız gerekiyor. Yani gerçekten çok heyecanlıyım ya. Şuna bakar mısınız? Şuna bir bakın ya. Abi ben çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım. Oğlum siz de çok duygulanıyorsunuz. Biliyorum, farkındayım şu anda. Güzel yorumlarınızı hepinizi bekliyorum. Nazar boncuklarınızı lütfen eksik etmeyin. Umarım yani elim ayağıma karışmaz da böyle güzel bir şekilde yarını atlatırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu zamanda da benim arkamda olacağınıza inanıyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım. Bugün normal güzelce bir yemek yiyeceğiz diye biliyor. Dedim güzelce hazırlan dedim. Güzel dedim bir yemek yemeye gideceğiz seninle. Hiçbir şekilde haberi yok. Size şöyle gelmeden yüzüğünü göstereyim hemen Beste'nin. Şöyle bir yüzük aldım ona.
Çok heyecanlıyım. Kelimeleri böyle dile getiremiyorum. Şimdi geldikten sonra akşam 7.30'da organize ettiğim yer. Şimdi saat daha 3 falan. Birazcık böyle gezeceğiz, tozacağız. Akşama doğru da güzel bir yemek yiyeceğiz diye. Kandıracağım, onu götüreceğim. Hiç beklemiyor bence. Yani böyle evlilik muhabbeti konuşuyorduk. Seninle evleneceğim falan filan diyordun. Ama gerçekten hiç beklemiyor. Ben de hayatımda ilk defa yani evlenme teklifi edeceğim birine. O yüzden çok heyecanlıyım. Heyecanımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah'ım çok duygulanıyorsunuz değil mi? Şu an çocukluk aşkınız evlenme teklifi ediyor ya. Seviyorum lan. Seviyorum. Tatlayacağız diye... Sürpriz tatlı yiyeceğiz, sürpriz tatlı. Bak beni hayvanat bahçesine falan götürürsen vallahi konuşmam. Sakın gözlerini açma aşkım. Gözlerini sakın açma sen. Simsiyah bak, sürpriz belki bana kışkırtma yaparsan vallahi konuşmam. Aşkım ben. Ne kışkırtması, saçmalamak ya. Saçmalamak. Bak makyajım bozulacak, bunu çıkartalım. Hayır hayır, dursun dursun, az kaldı vallahi az kaldı. Böyle dursun, dursun böyle. Sabit azıcık. Bak bütün makyajım gitti ya. Git. Bu daha önce görmediğim bir tatlı, o yüzden görmediğim bir bak, tatlı. Bak bana kışkırtma çekiyorsan yemin ederim konuşmam. Aşkım vallahi kışkırtma çekmiyorum, bana inanmıyor musun? İnanmıyorum şu an. He? Şu an inanmıyorum. İnan bana. Sabret. 5 minutes later. Güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Yemin et. Evet. Aşağıda köpek sesleri geliyor bak. Yok köpek köpek yok. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? Fazla mı çıktı acaba? Gel. Aaa, ne oluyor ya? Önümde basamak var mı? Yok, hiçbir şey yok, gel. Nasıl? Yüzüme bakın. Sen evet dedin mi? Ben duymadım. Evet 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 dedim. Bağırmam insanlığa bakın. Aşkım. Belki bana kışkırtma yapmıyormuş. Bana evlilik teklifi etti. Ben çok hala o kadar şaşkın konuşamıyorum şu an. Belki dur ya. Dur belki ya. Niye durayım ya? Konuşamıyorum zaten. Belki Sezer. Ne hissediyorsun? Ben daha çok duygulandım aşkım, bacaklarım titredi. Çok kötü oldum. Vallahi bak. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim. Nasıl, çok güzel gerçekten. Şöyle köprümüş. Ben böyle hep işte boğaz köprüsü. Sesli konuş biraz. Böyle şey yazıyorlar ya, işte lazer falan. Evet. Gerçekten yani yanlışlıkla. Öyle bir şey mi zannettin? Ben bunu hep kroca bulurdum. Hani İstanbul'da gerçekten güzel yerler var. Gerçi evlilik teklifi her an her yerde yapıldığı zaman daha güzel oluyor bence. Evet. Daha anlamlı. Ama burası o kadar gerçekten güzel bir... Ben vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok düşünüp de beynimi çok yormak istemedim bir an. Dedim ki yani bence dedim çok hoş olur, sana layık olur böyle bir yer. Ondan dolayı böyle bir yer tercih ettim. Benim beğenmen önemli tabii ki de aşkım. Çok beğenmemden değil, niyet ben, önemli burada. Tabii ki niyet önemli de beğenmen de gerekiyor. Yüzün de güzelmiş. Evet, yüzüne bakın. Kafanız kadar ya. Çapak mıydı? Çapaları kadar da değil mi? Güzel. Biraz daha bekleseydi ben ona edecektim. Aşkım ben de sana edeyim mi canım? Çok güzel. Çok heyecanlıyım gerçekten ya. Bu arada tebrik vallahi eden bütün herkese çok teşekkür ederiz. Biz heyecandan ve ben şoktan vallahi hala ben kekeme gibiyim. Ateşlenme falan oldu bende. Yemin ediyorum ateşim çıktı. Size. Vallahi billahi ateşim çıktı benim. Bir bak aşkım, yemin ediyorum ateşim çıktı heyecandan. Evet.
Yanıyorum değil mi? Evet, heyecandan. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Darısı tüm isteyen herkesin başına. Sen de çok heyecanlandın. Evet. Konuşamıyorsun Ejder şu an. Bir de böyle çekimler falan olduğu için birazcık da yorulduk. Hala şeyin şokundayım. Evlilik teklifi. Evet. Şey zannediyormuş bu arada Beste, ona kışkırtma yapacağımı falan zannediyormuş. Evet, çok ben kötü. Kışkırtma zannediyordum ilk başta. Kışkırtma zannediyormuş fakat. Çünkü dedin ya gözünü bağla. Bir de gözümü bağlayıp arabadan indiğimde böyle köpek sesleri falan geldi. Dedim ki bana hep diyordu ki işte sana ben şey yapacağım, kışkırtma yapacağım hiç ummadığın bir anda. Dedim ki aha geliyor herhalde. Neyle karşılaşacağımı asla bilemedim. Bir de bu Aslan Park'a falan gittiğimizde dedin ya bir gün seni içeri atacağım falan. Acayip derecede korktum. Hiç beklemiyordum. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de çocukluk aşkınızı, çocukluk abinizi böyle gördüğünüz için çok mutlu olmuşsunuzdur. Bu duyguyu sizlerle paylaşmak da tabii ki beni çok mutlu eden bir şey. Yani yıllarca sizlerle beraber böyle iyisiyle kötüsüyle güzel günler geçirip ve benim evlilik teklifimi de sizlerin karşısında görmeniz, bu duyguyu benimle beraber yaşamanız gerçekten beni çok mutlu etti. Hala çok heyecanlıyım. Bu gerçekten çok bambaşka bir duygu. Yani size anlatamayacağım bir duygu. Umarım ileride hepiniz, kalbi güzel olan herkes bu duyguyu yaşar. Ben Beste'li olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ben daha önce yani hayatımda böyle bir insan görmedim, böyle bir insan tanımadım. Eş, dost, arkadaş hiçbir şekilde. O benim en büyük şansım. Yani bunu söz olsun diye söylemiyorum. Vallahi bak o gerçekten bunu söz olsun diye söylemiyorum. Bunu her seferinde ona da söylüyorum. O benim gerçekten en büyük şansım. En zor zamanımda tanıdığım insan yani. Beni tekrardan hayata tutunduran insan. Umarım her şey gönlümüzce olur. Her şey güzel olur. Hadi düğüne düğüne. Çok duygulandım. Vallahi billahi var ya. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki güzel videolarda, güzel şeylerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.